Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Konferans, Sert Antlaşması ve Kilikya'nın bağımsızlığının 100. yılı. Batı Ermenistan'ın Muşerinde antik çağa ait altın ele geçirildi. Artsak'ın başkenti Stepanagert'te Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi inşa ediliyor. Suriye Başbakanı Banyas Petrol Rafinerisi'nin onarım çalışmalarını kontrol etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İlham Aliyev'in açıklamasına cevap verdi. Bugün Gomidas'ın doğum günü. Sevr Antlaşması ve Kilikya'nın bağımsızlığının 100. yılı başlıklı bir konferans 26 Eylül'de Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinin konferans salonunda düzenlendi. Konferans sırasında konuşmacılar hazır bulunanlarla açık ve doğrudan bir tartışma ortamında bulundu. Katılımcılar merak ettikleri konular hakkında sorularını konuşmacılara sordu ve kapsamlı cevaplar aldılar. Konferans, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan tarafından Kilikya'nın bağımsızlığı ve Sevr Antlaşması'nın 100. yılının hukuki yönüne atıfta bulunan konuşmasıyla sona erdi. Konferansın İkinci bölümünde Batı Ermenistan'ın tarihi eserlerini sunan Samvel Garabetyan'ın bir sergisi yer aldı. Bu yıl Batı Ermenistan'ın Yerevan bürosunda Tagavarak salgını nedeniyle bir dizi etkinlik ertelendi fakat yakın gelecekte bu etkinlikler kesinlikle gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi için haberlerimizi takip edin. Batı Ermenistan'daki Muşun Hasköy ilçesinde antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram külçe altın ele geçirildi. Valilikte yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı kapsamında araştırma yaptı. Bunun üzerine yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada iki parça halinde 5 kilo 250 gram antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen külçe altın bulundu gözaltına alınan iki şüpheli Atya'ya sevk edildi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Karut Dünyan, hayırsever Vladimir Avakyan'ı 25 Eylül'de makamında kabul etti. Devlet liderinin huzurunda Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Kalkınma, Askeri Vatanseverlik ve Gençlik Spor ve Turizm Bakanlarının katılımıyla modern ihtiyaçlara uygun bir Gençlik Spor ve Sağlık Eğitim Merkezi kurulması programı görüşüldü. Devlet Başkanı Harun Dünya'nın önerisi üzerine toplantıya katılanlar, inşa edilecek merkezin şansesini gezerek projenin öngördüğü imkanları tanıdılar. Artsak Devlet Başkanı Harun Dünya'nın bu tür merkezlerin kurulmasının sağlıklı bir neslin yetişmesi, ülkede spor hayatının gelişmesi için çok önemli olduğunu, ileride yeni spor salonlarının açılacağını ve bunların devlet tarafından teşvik edileceğini kaydetti. Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Arnus, Tartus eyaletindeki Banyas Petrol Rafinerisi'nin restorasyon çalışmalarını kontrol etti. Hüseyin Arnus, Banyas Atlı Petrol Rafineri şirketinde Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bassam Tom, Tartus valisi Safvan Abu Saad ve Rafineri Müdürü Bassam Salam ile bir araya geldi. Restorasyon çalışmalarının kontrolü sırasında Hüseyin Arnus teknisyenlerin ülkedeki en büyük petrol rafinerilerinden birini hızlı bir şekilde yeniden açma çabalarını kaydetti. Başbakana göre Başar Asad liderliğindeki Suriye hükümeti işi zamanında tamamlamak için gerekli tüm yardımı sağlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Annan Ağdalyan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına yorumda bulundu. Yorumu aşağıda sunuyoruz. Bölge halkları nihai çözümü Ermenistan, Artsah ve Azerbaycan Cumhuriyetleri halklarının kabul edeceği bir seçeneğin kabul edilmesini öngören karmaşık bir çatışmayı miras aldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Artsah Cumhuriyeti'nde halkın oylarıyla hükümetler kuruldu ve Azerbaycan halkının yetkisine sahip hükümetle diyaloğa girmeye hazır. Bugün Azerbaycan hükümeti kendi halkına zulmetmek ve susturmak için Tagabarak salgını dahil her türlü yolu kullanan, dünyada otoriter baskıcı bir rejim olarak hareket ediyor. Bölgede değerlerin yerini kişi kültüne, hanedana, kendi servetine bırakan bir yönetim sistemiyle uğraşıyoruz ve çıkarlar her ne pahasına olursa olsun kalıtsal gücün muhafaza edilmesini gerektiriyor. Tırnak içerisinde her şeyin bedelini oylarını kaybeden Azerbaycan halkının ödemesi üzücüdür. Gerçek adı Soğumon Soğumonyan olan Gomidas, 26 Eylül 1869'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Kutina, Kütahya şehrinde doğdu. Gomidas'ın çocukluğu keder ve kıtlık içinde geçti. Annesini henüz bir yaşında olmadan kaybetti. Babası çok meşgul olduğu için çocuğun bakımını büyük anne üstlendi. 7 yaşında 4 yıllık yerel okula başlayan Gomidas okulu bitirdikten sonra babasının tavsiyesiyle eğitimine Bursa'da devam etti. Ancak Gomidas'ın 4 ay sonra babası öldü ve tamamen öksüz halde eve döndü. Soğumon o zaman sadece 11 yaşındaydı. O çok güzel şarkı söylerdi ve Kutina'da kendisine gezgin küçük bir şarkıcı denmesi bir tesadüf değildi. 1881'de Kutina baş başrahibi Dertsakyan, psikopos olarak atanmak için Eçmiyazı'na gidecekti. Katolikosun isteği üzerine Eçmiyaz'ı ruhban okulunda okumak üzere yanına sesi güzel bir yetim çocuk alacaktı. 12 yaşındaki Soğumon 20 yetim arasından seçildi. 1890'da Soğumon diyakoz olarak atandı. 1893'te ruhban okulundan mezun olduktan sonra keşiş rütbesine layık görüldü ve ona 7. yüzyılın ünlü şairi ilahiler yazarı Katolikos Komidas'ın adı verildi. Gomidas lisede müzik öğretmeni olarak Görev aldı. 1895'te Gomidas rahip olarak atandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Var Tabetin Garuna adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.